bir şovunuzu seyredelim. Az önce ben minik yüzücüyle gördüm. Evet, ben de ucundan gördüm orada. Ama ondan önce bir dakika, konuşacaklarımız var değil mi? Evet. Eşiniz? Eşimi en sonuna bırakıp. Hadi eşiniz en sonuna bırakın. En sonuna bırakın. Tek tamam, hadi dinliyorum. Şimdi bu, ben 68 yılında başladım. Biraz 1968 yılında. 50 küsür senedir bu tatlıcılık işine uğraşıyorum. Baklava, pasta. Evet. Yani bu işin kitabını yazdım. Evet. Lokmayı, bu geleneksel lokmayı İstanbul'a getiren ilk tatlıcıyım efendim. Hayır hasenet işlerine yapan. Evet. Öyle tamam, bir şey. Ben de bu zaten bu vesileyle sizden bağ kuracağımı daha sonra söyledim. Tamam. Daha sonra bağ kuracağımı söyledim. Siz bunu anladığım kadarıyla bir de kitabını da yazmışsınız. Evet. Lokma son yıllarda bildiğimden daha fazla bir ilgi görmeye başladı. Daha öncesinde biz lokma dediğimiz zaman İstanbul'da lokma değildi. Daha çok böyle kızartmalı tatlıcılar vardı. Böyle işte şerbetli tatlı ama biraz ağır olur onlar. O lokma sizin bizim değildi. O suni bir lokmaydı. Geldi yoktu. Gitti. Evet. Fi tarihinde o zaman tabii çocuk sayılırız. Gittiğimiz zaman daha çok Ege kıyılarındaki küçük beldelerde böyle bu kalitede lokmaya rastlayabiliyorduk. Çok hafif. Ben hayatımda böyle bir şey görmemiştim. Ne kadar hafif bu, nasıl bir şey yapıyorlar diye. Çünkü bizde İstanbul'da bildiğimiz lokma, annemizin de yaptığı lokma dahil olmak üzere çok şerbetli ve yağlıdır. Sizin nedir tılsımınız, söyleyiniz bize. Şimdi benim... Hocam bir tılsıma geçmeden önce bir şey paylaşabilir miyim? Tabii ki. Şunu açtım şimdi. Açar açmaz bunu gördüm. Çok kısa bir süre önce eşinizi kaybettiniz. Ne zaman kaybettiniz? 7 gün. 25 Ağustos'ta. Acın başınız sağ olsun. Başınız sağ olsun. Çok Çağla Hanım için geldim. Yoksa aslında sakal için de özür diliyorum seyirciden. Yok. Eşim yok, çok yok, düzgün, yok, düzgün bir bayan diyordu. Engelliydi. Mekanı cennet olsun. Hepsi seyrederdi. Onun için arkadaşlar arayınca dedim Çağla Hanım için Fox'a geleceğim dedim. Yoksa benim şu anda gelecek durumum yoktu ama işte çok ne yapacağız? Sağ olun. Evet. Burada diyor ki benimle ömür geçer mi ki dedim. Seninle geçirmeye ömür yeter mi dedi. İşte bu bana bir ömür yetti. Tam bir de burada 49. yıl. 49. yıl. 50 yapamaz. Bıraktı gitti beni. Çok üzgünüm. Başınız sağ olsun. Acısını paylaşıyoruz. Yani o kadar güzel bir aşk ki daha açtığım ilk sayfadan bile bunu gördüm. Eşimin fedakarlıklarından birkaç örnek diye kitaba yazamaz. Ay. Yüzüne de güzel bir yüzüne. Çok sağ olun. Çok güzel. Şimdi... Ne kadar... Naif ve efendim şey... işte sokak böyledir, ben bunu söyleyeyim size, bakın şey burada bambaşka duyguların içerisine sokak esnafının özelliği bu efendim. Bizim şimdi esnafımız sokak lezzetlerine bir de katkım öyle olsun ya diye bir takım şeyler söylemek istiyorum. Şimdi sokak lezzetleri bizim geleneğimizi, görenemizi, İslam kültürünü ve Türk olduğumuzu vurgulayan bir şeydir, yani yaşayan geleneklerdir. Fakat maalesef yerel yönetimler buna yol vermiyorlar. Ben şimdiki parayla 1 milyonluk yatırım yapmışım. Bu 1 gramlık lokmanın arkasına. Kurumsal bir firmayım. Vergimi veriyorum, her şeyimi veriyorum. Zabıta geliyor, gideceksin. Yahu kardeşim. Çok özür dilerim de hayrına birisi bir yerde lokma dağıtırtmak istediği müdahale zaman ediyorlar. Müdahale ediliyor. Belediyeler müdahale ediyorlar. Bazen yerlerde. O zaman gelsinler, biraz anlayış her bekliyoruz. Her yerde değil ama bazen. Yavuz hocam gelip yağımı kontrol etsinler, şerbetimi kontrol etsinler, insan sağlığını kontrol etsinler, başım üstüne. Tabii ki denetimsiz kontrol olmaz mı? Tabii ki. Evet. Gelsinler yani ama öyle bir buradan şey yok. Buradan da sizin yasak. Sesinizi duyurmuş olduk. Çok şimdi sokak eminim. Sokak yani lezzetlerine lütfen anlayış göstersinler. Biz yerel yönetimler. Bu herhangi bir meslektaşım olur, başkaları olur. Biz de sahip çıkıyoruz buradan. Eminim sesinizi duymuşlardır. Şimdi minik bir ara vereceğim. Aradan sonra o muhteşem lezzetli lokmanın tadına da bakalım ve burada nasıl yapıldığını öğreniyoruz. Bir dökülümünü görürüz o zaman. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Tam olarak kaldığımız yerde Niyazi Dumlu'nun yanındayız. Şimdi bize o meşhur lokma hamurunun nasıl yoğrulduğunu, nasıl yapıldığını, nasıl kızartıldığını, bu lezzetin nereden geldiğini anlatacak. Evet. Buyurun. Şimdi Çağla Hanım, önce tarif vereyim. Ben istiyorum her eve lokma girsin, tatlı girsin. Tatlı konusu insanlar. 1,5 kilo un var burada. 1,5 kilo unumuz evet var. Şu kadar bir maya koyuyoruz. Ekmek mayası mı? Evet, yaş maya. Yaş maya koyuyorsunuz. 1,5 kilo una. Yaş mayayı koyduk. Evet, 25 gram kadar bir maya oluyor. 25 gram. Bir kibrit kutusu kadar dersek herhalde tutacaktır. Doğrudur. Şöyle azıcık tutuluyor. Bundan sonra da dökmesini anlatacağım. Rahat herkes evde yapabilir.
bazı... O sıcak mı? Sıcak mı o su? Evet, sıcak. Sıcak olması gerekiyor. Çok sıcak değil. Irlık olması gerekiyor. Evet, parmağı ısıracak kadar. Evet. Şimdi bazıları lokma döktüremiyor durumları iyi olmayanlar için. Aha. Bu özellikle, evet, şöyle bu kadar tuz. Şöyle. Hı. Evet. Bir de şerbet. Ne şerbetidir? Bu baklava şerbeti, yani lokmaya kullandığınız şerbet. Evet. O şerbetten içine katıyorsunuz, evet, hamuruna da. Doğrudur. Tamam. Evet. Renk alması için, kızarması için. Sonra bunun püf noktası ise cıvık hamur, kızgın yağ. Heh, lokmanın püf noktası. Sizin bu kap küçük kalmadı mı diye soracaktım ama siz tabii onun hesabını, hı-hı, benden daha iyi bildiğiniz, evet, için o suyu kaldırır diyorsunuz. Estağfurullah. Yok, yavaş yavaş şey yapıyoruz. Su olarak da şöyle bir kilo ona bir kilo su katılıyor aslında. Gibi aşağı toplam yukarı, evet, ve cıvık bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Cıvık bir hamur gerekiyor. Doğrudur. 45 dakika hamurun dinlenmesi gerekiyor. Her 20 dakikada bir çalıştırması lazım. Bunun başka bir özelliği yok. Yumurta, yoğurt, dolapta şu var. Bunun daha dem falan yok kesinlikle. Elle mi yapılacak mesela, makinede olmaz mı? Bunu ben şimdi elle de yapıyorum. Makinede de dökülü. Ben şimdi hem makinede dökülüşünü anlatacağım. Ha, tamam. Hem de elle her bayan evde yapabilirler. Evet. Şu kıvam neredeyse değil mi? Böyle bir, evet, hafif vıcık bir kıvamda. Çok vıcık oluyor. Hazırlamış olduk. Şimdi hazırladığımızdan yola çıkarak dilerseniz. Evet. Şunu azıcık daha biraz çalıştırayım. Tamam. Siz diyorsunuz ki bundan da zaten dökeceğim. Oradan, evet, da. Şimdi aynısı. Hemen, evet, aynısı, oradan bir tane gösterirseniz bize, vallahi ben de çok merak ediyorum. Çünkü bunu dökmek meseledir, iştir. Bu niye çatır çutur oldu? Açıldı altı, şey oldu. Evet. Sağlam kızgın bir yağdan bahsediyoruz. Sağlam kızgın. Fakat sıcak. Allah Allah. Esnaf gibi bu. Ne? Esnaf değil. Esnaf değil de hazırım, gönder demek. Gönder diyor. Evet. Buradan şimdi, daha sonra bu yağın içerisine tık 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 tık. Şimdi ben bunu önce elle dökmeyi anlatıyorum. Onu bir özellikle seyirciye, çünkü evde bu kadar karmaşık makineler yok. Öyle refleks yaptırmayacağım size, özür dilerim, düşünemedim şimdi onu. Şimdi bu çok güzel ya, bunun atılması inanılmaz bir şey. Hocam biliyorsunuz değil mi? Şöyle. Keyifli ya, acayip. Evet. El alışkanlığı. Şimdi, evet Çağla Hanım, size anlat. Şimdi bunu böyle böyle indirebilir bayanlar. Böyle böyle. Bak. Bir bir. Evet. Her işe de şunu yapar. Ben sonra şöyle, biraz usta olduktan sonra böyle. Sonra daha usta olduktan sonra böyle. Daha da ondan sonra seriye takacak. Havaya bakacak. Makinede, makinede gibi gidiyorsunuz ama, evet, tabii. Vay vay. Döke döke vay, el melakesi gelmiş. Dakikada 1000 ton olarak ölçüm yaptık yani. Sanat girmiş derler ustam. Evet, sanat ele girmiş. Vallahi girmiş. Evet. Böyle bir şey yok. Bu böyle efendim. Tüm İzleyenler için bu tarif budur. Herkes yapabilir. Ne kadar kızaracak bu? Bir de hangi yağda kızarıyor? Şimdi yağ markasını söyleyemem tabii. Yok, ama marka değil yani. Ayçiçek yağında. Ayçiçek yağı. Evet, ayçiçek yağında. Kamera yakın gösteriyorsa gösteriyor. Yağların rengi böyle olacak. Altın sarısı değil mi? Evet, evet, o kesinlikle efendim. Kullanılmış bu renk değiştirdiği zaman o yağı sakın kullanmayın. Tamam. Çünkü her gıda üreticisi bir doktordur. Yazık günah. Hastanelerde yer kalmadı. Evet, tüm gıda üretenlere de sesleniyorum. Lütfen vicdanınıza danışın. Görüp görmeyenin aman bunu böyle de yapılır demeyin sakın. Ben burada bir şey, evet, sormak istiyorum. Bunu yalnız şey, iki sefer kavuruyorum ben. Bir atıp bir daha kavuruyorum. Ha, bir dakika, bir atıp bir daha derken bir çıkarıp. Yani mesela, şu ayırmışları. Şu birinci, şu ikinci şu an partisi, evet, bunun. Evet, evet, evet. Niye öyle soğutup çifte tekrar kavurmuş, yapıyorsun? Çifte kavurmuş. Hepsi çok sıkı olunca bu sefer böyle iki renkli olmuyor. Altın sarısı. Hepsi aynı oluyor. Bir de mesela oluyor. Az önce ben bir tane yedim de böyle şey gibi sanki yumurta kabuğu gibi ince ve çıtır çıtır. Ben sana bunu nasıl anlatsam ben? Ben tatlı sevmem ya. Tatlı sevmem ben. Şimdi, hocama götürecektim. Oradan bir tane alayım dedim. Yanlışlıkla arttı. Ben böyle bir çıtırlık görmedim. Niye o çıtırlık, öyle? O neden öyle oluyor? O çıtırlık oluyor? Şeyden. Bu hamura sıcak su biraz daha yani pişirmeyecek kadar ne kadar sıcak olursa ve de cıvık olursa o derisi yağda kızardığı zaman şey yapıyor, böyle nasıl diyeyim size, inceliyor yani. Evet. Ama soğuk suyla yoğurduğun zaman yahut da kızgın yağ dökmediğin zaman hemen bu sefer şey oluyor, derisi kalın oluyor. O çıtır olması lazım işte, o ısırdığın zaman çıtırtısı kulağına gelmesi lazım. Geldi, o evet, geldi. Peki siz şapka takmışsınız üçünüz birden böyle kovboy şapkası gibi, bu neden acaba? Şimdi o, ben sizin... onu tam anlatacaktım da lafa girmeyin dedim, mevzuyu dağıtmayayım diye. Şimdi efendim, şimdi MasterChef diyorlar, Kazak'la çıkıyorlar. Ya Türk mutfağının bir şerefi var, haysiyeti var.
lütfen bu mesleği yapan tüm insanlara sesleniyorum, meslektaşlarıma. Ben 2010'da bu firmayı kurarken 10 bin lira araba aldım, 25 bin liraya gidip giysi aldım. 25 bin lira arabanın 2 misli, 3 misli giysiye verdim. Şimdi sokak lezzetleri, buradaki arkadaşlarıma tenzih ediyorum. Her mesleğin bir forması olması lazım. Şimdi bir askeri düşünün, kazakla gidip içtima yapabilir mi? Yok. Yani o mesleğe saygıdır. Mesleğe saygıdır tabii ki. Mesleğe saygıdır. Bizim için de mesela sizi böyle şık, özenli görmek İpek, bizim açımızdan İpek, da çok. İpek kumaşında yapıyoruz. İnan ki 200 derece yağın karşısında çok şık vallahi. O sıcaklıkta yanıyoruz. Nedir? Sırf şey olsun diye. Şimdi bir de teknoloji makine var. Bir de şu var. Ondan da yararlanalım. Bu da böyle bir sağ, da, bir sol, bir sol. Bunu herkes dökebilir efendim. Ben döküyorum. Tabii ki hiç düşünemedim. Sağ, bir sol. Yavuz hocam boş arkada kalıyor, kusura bakmayın. Yok 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 yok, sorun değil. Ben bazı şeyleri sormak evet, istiyorum. Evet, bu kendi ekseninde 360 derece dönüyor. Ha, tamam, burada önemli olan üstte boşluklara getirmemek. Boşluklara yapacağım değil mi? Evet efendim. Evet, bu da bir sefer kızarıp tekrar alıp o şekilde. Ben hepsini aynı renge nasıl tutturabildiniz diye merak ediyorum. Çünkü siz şimdi Yavuz hocam makine, o nasıl? Bak evde şimdi yapanlar bir tane bir tane koyana kadar iyi ki pişmiş olacak mı? Şimdi ben onu işte demin izah ettim de anlatamadım. İyi soru sordunuz. Şimdi bunun bir tabakası döküldüğü zaman yoruluyorsun, kusura bakmayın. Hocam şey önemli değil, yapıyorum. Stresi yaptım. Evet. Bir de mesleği herkes iyi yapmalı. Herkes işini. İşte uluslararası gururumuz Çağla Hanım her işi çok güzel yapıyor. Çok şey yapıyor. Bu çok önemli yani. Şimdi Yavuz hocam bak şimdi burada tam doldu. Dolduğu zaman ne yapıyoruz? Şurada boşluk yakaladım evet. Bir dakika. Tamam. Kapa doldu. Evet. Vay be enzikinizi. Bravo, süper oldu. Şimdi hocam bak, artık bunun çift olmaması da için. Bak şimdi şu şekilde. Tamam, şey yapıyorsun. Ay. Şunlara bak be. İşte şu var ya, Çağla Hanım. Bunun derisi öyle inceledik, o küçük misket şurayı gibi yuvarlak olması lazım. Yuvarlak misket gibi olmadığı zaman, yani attığın zaman hemen biraz daha kızması lazım. Ben şeyini kıstım. Tamam. Gazetemin yağı sıçrattım ya. Sıcağa karşı bir şey yaşamıştım çocukken de tam da. Şimdi bunu bu şekilde aldığın zaman vay, evet. Birinci kavrum oluyor. İkincisini attığı zaman bunlar sıkışıyor. Bunu evde muhtemelen iki kere yapmaları mümkün değil ama aynı tekniği patates kızartmacıları da kullanıyor. Çift kere kızarttığın zaman çıtır. Ön hazırlık yapıyorlar. Çıtır bunlar böyle sıkışma yapıyor. Sıkışma olunca bu sefer hepsi aynı renge geliyor. Tamam. Şimdi asıl olaya gelelim zaten. Bunun şerbet kısmına gelelim bir de. Bir de şerbetlemesi ama piştikten sonra mı yapacaksın? Daha var değil mi pişmesi? Şimdi şerbetlemesi daha de çok değişik. Son. Mesela normal ballı lokma diye satıyorlar. Bu evet. Sıcak çıkıp şerbetin içine atıyor diye bir emiyor şerbeti. O ağır oluyor. Şerbet dedi, ballı lokma dedi. Kilo öne satılan. Tamam, ama bu hayır hastanette yapılan lokma. Mesela bunu alıyoruz. Bu içi çok boş gibi sanki. Şerbet işte içine değil. Böyle üstüne şekerin ruhunu gezdiriyoruz. Gibi. Yani böyle evet. Çok az. Tamam, doğrusu da bu o zaten. O yüzden de 75 görmüştüm. Tane yiyebilir bir insan oturup değil doğrudur, mi? Doğrudur. Evet, tabii peki. Yemesinin sebebi bir de şey yani pancar şekeri. Ben glikoz kullanmıyorum. Kimseye de tavsiye etmem. Şimdi yağın yeni olması lazım. Unun da en kaliteli un olması lazım. Öyle olunca da böyle. Zaten 3 madde. Sen bunu işte 1 kilodaysan rahatsız olmasın. Ama glikoz olduğu zaman, yanık yağ olduğu zaman biliyorsun hocam. Olmaz Allah. Bu yağ biraz şey olduğu zaman gres yağ yapıyorlar. Yani tabii. İnsanlar hiç vicdan yok yani. Peki. Evet. Üzerinde de tarçın mı koyuyorsunuz? Bir de onu tamamlayalım. Evet, tarçın da o hafifleştiriyor efendim. Onun tamam. Bilgisi daha çok. Yeni zamanlarda bunların içine böyle bir takım işte şeyler zerk etme falan filan. Onlara ben şeyler katılmıyorum. Kusura bakmasınlar. Ben de nefret ediyorum yani hocam. Yani ciddi bir kalori yükü gereksiz bir şey. Bu zaten yazık böyle çok şey lezzetli. Bir de tadını da bozuyor. Bir şey tadını hocam. Bozuyor. Böyle dökülüyor hocam. Sağda yiyeceksin o hocam. O ikincisi de attığın muhteşem zaman bu altın sarısı gibi oluyor hocam. Tamam. Çifte korumuş benim oluyor. Benim gözüm neyden yanıyor? Kokoreçten mi yanıyor? Yağdan mı yanıyor? Lokmanın ya, güzelliğinden mi yanıyor? Gözleriniz yaşarıyor desek şuna da yanıyor. Yağdan mı yanıyor?